Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Bir trafik vardı. Sanki bütün İstanbul dönmüş eve gidiyor. Var mı? Babam uyuyor. Ne yapıyorsun? Nasıl? Nasıl geçti günü? Meltem, niye boş boş sorular soruyorsun? Nasılsın diye sormak ne zamandan beri boş soru Haluk? Meltem, daha sabah görüştük. Nasıl olabilirim? Yani bunlar boş sorular. Allah Allah. İyi ki bir nasılsın diye sordum Haluk ya. İşte bak, boş soru olmasının bir kanıtı bu. Gördün mü? Hani boş tartışıyoruz. Nereden bileyim? İşte normal. Bir de cevap hep aynı. İyi işte. Aynı. Ha bir de soruya soruyla karşılık verenler var. Bir de bak bu daha komik. Böyle yolda bir arkadaşını görüyorsun. Ha. Ne haber, nasılsın diyorsun ama cevabını almadan devam edip yürüyorsun. Yok, ben şöyle yapmıyorum. Ben duruyorum. Aynı hatrını soruyorum. Azıcık sohbet ediyorum. Hatta vakit varsa hadi gel bir çay kahve içelim diyorum. Çünkü sen bu dünyaya konuşmak için gelmişsin. Ay. Haluk. Ya kumanda çalışmıyor. Aa. Ne? Ay, ne zaman yeni bir pil alacaksın acaba böyle saçma sapan hareketler yapmak yerine? Ya unutuyorum. Sen niye almıyorsun? Almayacağım. İnat ettim. Bu televizyonu en çok sen seyrediyorsun. Bakalım ne zaman alacaksın? Ben onu çalıştırmanın formülünü buldum zaten. Böyle iki vuruyorsun, iki ısırıyorsun, çalışıyor. Ya pil ısırmak ne demek Haluk? Pil ısırmak ne demek? Zehirlenirsin ya. Hiç yapılır mı öyle bir şey? Kızım, biz böyle taşı alır sıkar suyunu içeriz. Saçmalama Allah aşkına. Bir daha pil ısırmıyorsun. Sakın. Sakın. Hayır. Çiçek falan almayacaksın. Hediye de almak yok. Bak sana söylüyorum, her şey daha da kötü olur. Bayram değil, seyran değil. Durduk yerde çiçek hediye alınır mı ya? Hani bir gün tatil olsa neyse ama sakın alma. Biz bugün seninle ne konuştuk? Sen beni dinlemedin mi? Hayır diyorum. Hayır. Hiçbir şey almayacaksın. Dinle beni. Hadi kapatıyorum. Kim o? Ya Sertaç ya. Ne soruyor sana? Ya Özlem Hanım'la tartışmışlar. Ben de ona bir iki taktik veriyorum ki araları düzelsin. Ben senin yerinde olsam hiç aralarına girmem. Karı koca arasına girilmez. Sonra onlar barışır. Sen kötü olursun. Bir şey olmaz. Yılların çöp çatanı Meltem Hanım'a bakın hele. Bana akıl veriyor. Ben insanların arasında kavgaya hiç karışmam, yani çok yakın arkadaşım değilse. Ama böyle tanıdığım, birbirine uyumlu olacağını düşündüğüm iki insanı tanıştırırım, sevgili olmalarını sağlarım. O başka. Aynı şey değil. Gerçekten çok uyumlu bir çiftsiniz. Meltem Hanım ilişkiyi başlatıyor, Haluk Bey de ilişkinin devam etmesini sağlıyor. Bir kere ben bu evliliğe şahitlik ettim. Benim sorumluluklarım var. Ayrıca benim şahitlik ettiğim evliliklerde vukuat falan çıkmaz. Başımıza bela aldık ha. Gene arıyor. İyi, ben size karışamam. Aranıza girmek istemiyorum. Siz kendiniz halledin de lütfen. Haluk, lütfen. Alo. Aha. Aha. Aa. Anladım. Tabii yani Özlem Hanım da ayıp etmiş yani. Haluk. Tabii yani bencilce davranmış. Koy tavrını, hatasını anlasın. Tabii ya. Tamam. Aha. İyi tamam, hadi. Ben sana karışma demedim mi? Ne yapayım, anlatıyor. Tamam canım, sen de yani ben bilmiyorum, siz kendi başınızın çaresine bakın filan de. Girme aralarına. Bir şey olmaz. Biraz önce kadına bencil dedin.
Şamar. Duyarsa çok ayıp olur. Günaydın babacığım. Ya amma uyumuşum kızım ya. Baba demek ki vücudunun ihtiyacı varmış. Aa, damat doğru söylüyorsun ya herhalde. Siz ne yapıyorsunuz? Haluk Bey barış elçiliği yapıyor. Meltem Hanım da ona engel olmaya çalışıyor Kemal amca. Olur mu kızım ya? Ramazan ayında böyle küsleri barıştırmak sevaptır. Dinle bak babam. Ne diyor? Ne bencil dedim. Yani? Ne dedim ne yani? Bencillik yapmış. Sana ne? Yalan mı söyledin? Espri yaptım öyle şey. Ya. Babacığım, küslerin barıştırılmasına ben de karşı değilim. Ona hiçbir itirazım yok. Ama Haluk'un ki biraz özel hayata müdahale. O karı koca arasına giriyor. Olmaz ki. Aa, bak şimdi damat. Burada Meltem haklı. Ya. Karı koca arasına girilmez. Hah. Dinle babamı. Sonra sen kötü olursun. Söylüyorum da dinlemiyor babacığım. Meltem Hanım, ben çıkabilir miyim izninizle? Hatice'nin baby shower'ı var da. Aa, tamam tamam, çık. Benden de selam söyle. Başta. İyi akşam. Öyle gel gel. Al bunu, Hatice'ye verirsin. Bebeğe bir şeyler alsın. Ay ama sağ olun Haluk Bey ya. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi selam söyle. Hadi hoşça kalın. Ben biraz daha alabilir miyim? Çok yeme, güzel olmuş. Yeme, yeme. Çok yedin Tuna, yeme. Zaten sinirim tepemde. Evi ilaçlatacak zamanı buldun yani. Yani. 5 gün kaldı sınava diyorum. Yani vallahi ne diyorsun yani? Böceklerle mi yaşasaydık hayatım ya? Ben sana ne dedim? Vur terlikle öldür. Al, tut, at dedim. Gittin ilaçlattın evi. Bu konuda Tuna'ya kızma Gönül. Çözüm doğru. Kesin çözüm bulmuş. Dominant teyze bu. İlla kızacak. Öyle terlikle öldür öldür biter mi? Belki de koloni halinde geldi. Koloni laf abi, koloni laf. Bunlar ordu olarak gelmişler. Yemin ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Böyle büyük büyük ordular halinde geziyorlar abi. Dur, bahsetme bak, güllaç yiyorum. Hakikaten. İçim kalktı ya. Allah, kapat şu konuyu Allah aşkına. Böcek demeyeyim, sinirim bozuluyor benim de ya. Aa, keşke çocuklar da gelseydi. Meltemciğim, biri annesinde biri babasında çalışsınlar derslerine yani. Tabii siz bilirsiniz de hani böyle hep beraber güzel olurdu diye dedim. Yani. Ne olsun işte, çalışsınlar onlar. Uzun zamandır kalmadınız bizde. Kalmamıştık ama size de dert olduk yani. Aa, niye dert aşk olsun? Niye dert, ne güzel kalacağız işte hep beraber. Umarım çalışıyordur çocuklar derslerini. Çalışıyordur Gönül, sen taktın kafana yani. Merve kesin çalışıyordur yani, garanti ederim sana. Çünkü Özlem çok disiplinlidir. Disiplinli midir Özlem? Yani şey anlamında, disiplinlidir tabii de. Yani iyidir iyidir, sen şey yapma yani. İyidir. Zero. Bence hiç zorlama. Ya ben o anlamda demedim ki Haluk. Yani şey anlamında iyidir. Yani şey... Tamam. Ne iyi oldu böyle bizde kalıyorsunuz. Böyle, değil mi? Tabii. Yani bir gece böyle fazla romantik olamayacaksınız artık ama idare edin. Onlar her gece romantik hayatım. Bir gece olmasalar ne olur? Değil mi? Bana mı laf çarptı? Hayda, olay bize döndü bir anda. Sen güllacın niye? Hadi mutlu musun? Ya benim şu adama bir tane daha canı çekti. Niye de? Bir tane daha yiyeyim bir Gönül. Yeme. Dur, yeme sen de göbek. Yok abi, gidiyor, eriyor yavaş yavaş ya. Ha, eriyor. Bak. Bana bakın, çocukların inkılap tarihinden takıldıkları bir konu olursa bana haber verin. Ben bu konuda çok iyiyimdir. Aa, tabii Kemal amca. Zaten bayağı da bir yüklenmek lazım bu ara. Az kaldı sınava. Ne zaman isterseniz arayın. Bu ara müsaitim. Seve seve gelirim. Kusura bakma, pardon. Efendim Nazım. Ha. Evet. Ya yüklenmeyin çocuklara. Rahat bırakın. Haluk, Gönül onun için en doğrusunu bilirsen karışma istersen. Su akar yolunu bulur. Olur mu öyle şey ya? Saçmalama Allah'ını seversen Haluk. Çocukları yönlendirmek lazım. Kendi başlarına ne yapacaklar onlar yani? Merhaba.
Hoş geldiniz Sertaç Bey. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba Haluk Bey. Hayırdır? Benim sizle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Telefonu da açabilirdin. Yani yorulmasaydınız demek istedi Haluk, değil mi Haluk? Bu telefonda konuşulabilecek bir şey değil efendim. Ne oldu? Özlem beni evden kovdu. Ne? Dün bir, bugün iki. Geçimsiz kadın işte. Yapar hayatım, biliyorum ben, yapar. Öyle mi? Neler yapar, sana neler yapmıştı bir anlat istersen Tuna. Dinleyelim hadi hep beraber. İsterseniz Sertaç Bey anlatsın. Efendim küçük bir tartışma, büyüdü büyüdü büyüdü. Sonra ben ona bencilsin dedim. Aha. Yapar abiciğim, yapar. Biliyorum ben, yapar. Bir şey söylerdim ama neyse. Zero. Yapar abi, tanıyorum yani, bir yapar. Sus. Evet. Sonra bana evden gitti de efendim. Sen de gittin. Evet gittim. Sonra çıkıp buraya geldim ben de. Ya sen bir kere kadına niye bencil diyorsun? Siz dediniz efendim. İyi de ben sana dedim. Git kadına de diye demedim ki. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Bencillik yaptı. Sertaç Bey, bu sizin karı koca arasındaki meseleleriniz, yani Haluk daha fazla karışmasa, bu konuda yorum yapmasa. Madem öyle, ben gideyim Özlem'in gönlünü alayım. Ya kızım, babacığım. Bir dakika bakar mısın yavrum ya? Ben bu ilacı günde kaç defa alacağım? Buraya doktor ne yazmış? Bakayım. Bakayım. İki. Orada iki yaz. Yok. Üç. Ha Gönül? Yavrum, iki mi? Üç mü? Babacığım, doktor yazısı böyle karışık biraz yazmış. Şey, evet, üç yani. Nedir bu? İki, iki. İki. Ha. İki. İki, iki. Ha. Meltem Hanım, neden yalan söylüyorsunuz? Efendim? Neden yalan söylüyorsunuz diyorum. Yalan falan söylemiyorum canım. Nereden çıkarttınız? Ya, bal gibi söylüyorsunuz efendim. Yakın gözlüğünüz yok, ondan okuyamıyorsunuz. Sonra da doktorun yazısına suç atıyorsunuz. Nereden çıkartıyorsunuz siz bunu? Nereden yani? Nedir yani? Öyle efendim. Yakın gözlüğü yok, ondan okuyamıyor. Babasına, altını çiziyorum, babasına yalan söylüyor. Hiç yakıştıramadım. Yakın gözlüğü olmadığı için okuyamıyor efendim. Sonra da doktora suç atıyor. Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim? Ne? Sen yakın gözlüğünü kullanmıyorsun. Evet de ben asıl Sertaç Bey bunlardan biliyor, onu anlamadım. Şirkette Hüseyin Bey ve Şükrü Bey konuşurken duydum. Neyse, iyi geceler efendim. Madem öyle, ben gideyim Özlem'in gönlünü alayım. Ne var bunda canım? Niye büyütüyorsunuz ya? Ben de kullanıyorum. Eline yok ya. Hemen git bir şey içtirmiş birilerine. Yoksa sen de mi yakın gözlüğü kullanıyorsun Domina teyze? Biraz önce fark ettim, böyle gözler falan kısıldı, böyle okuyamadın. Vay vay vay! Ne oldu öyle sabahlara kadar spor yapmalar, bilmem neler, öyle kremler mremler. Ne oldu? Gözler fırtladı. Yakında dişler de dökülür. Çok komik. Çok. Sabahleyin ama hatırladın. Sabah sen telefondan okuyamadın ama Gönül. Hatırladın. Tabii, bak ben sana ne dedim bir tanem? Ben sana ne dedim evlenirken? Ha? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? İyilikte, sağlıkta, gençlikte, yaşlılıkta hep beraberiz dedim. Sen bana yaşlı mı diyorsun Tuna? Evet öyle dedin. Yaşlı dedin oğlum. İnanamıyorum ben sana. Evet. Oha! Yok, öyle, öyle dedin oğlum, duydum. Duydum, yaşlandın dedin. Gözler melizler görmüyor. Ay size de konu çıktı. Ha, sen de sen de gözlük o da gözlük takıyor. Acı bir şey söyleyeceğim. Sen bizle dalga geçiyorsun. Kendine bak, bir aynaya bak. Hadi biraz. Saçlara bak. Allah Allah ya. Ya gözler ya, gitti. Şunu okuyayım, okuyabileceğimi. Gel, gel, gel. O da okuyamaz. O da okuyamaz. Canım. Gel, gel. Hadi, hadi, oku. Ben okuyamıyorum, tamam da. Ama sen de oku.
okuyamıyorsun artık. Hele sen de. Ay mutlu musun? Nasıl görüştün dedim lan karına? Öyle demedim abi şimdi. Öyle dedin. Öyle dedin. Ya der miyim Gönül ben öyle bir şey. Ben biraz der gibi oldu. Hayır ben hani evlenirken diyorsun ya. İyi günde kötü günde anlamında. Ay, tabii. Yani, çok kırıldım ama. Gülemeyeceğim artık. Çok kırıldım. Hayır Gönül onu anladım. Ne diyeyim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.